Sporun magazin yüzü, iki dünyayı bir araya getiren tek program Spor Magazin'e hoş geldiniz. Spor gündemini takip etmek için en doğru adrestesiniz. Heyecan dolu anlar, unutulmaz performanslar ve sporun nabzını tutan haberler. Hazırsanız Spor Magazin yeni bölümüyle başlıyor. Sporun gizemli dünyası, sahadan sosyeteye, şampiyonların perde arkası, yıldız sporcuların günlük hayatları, sahadan ekrana, sporcuların hikayeleri, spor ve magazin dünyasında yolculuk. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dop dolu. Sevdiğiniz sporculara dair son dakika gelişmelerinin değişmez adresi Spor Magazin yeni haberleriyle başlıyor. Formula 1'de 7 kez şampiyon olan İngiliz pilot Lewis Hamilton Türkiye'de tatil yapıyor. Son olarak 2020 yılında ülkemize tatile gelen Hamilton eşi ve çocuklarıyla Bodrum'da görüntülendi. Formula 1'de 7 kez şampiyon olan 39 yaşındaki İngiliz pilot Lewis Hamilton Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre dünyanın en çok tanınan F1 pilotu olan Lewis Hamilton Bodrum'a yakın bir arkadaşının özel misafiri olarak geldi. Hamilton kaldığı otelin iskelesinde bavullarıyla dikkat çekti. Hamilton, Fethiye'de demirli olan Alexander Stavakros Milyarderov'un 120 milyon değerindeki Cold Break adlı mega yatına geçti. Lewis Hamilton 2025'te kadrosuna geçeceği Ferrari ile bu yılın başında 500 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Dünya devi Real Madrid'e forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı Besaçe filminde rol aldığı ortaya çıktı. İşte haberimizin detayları. Milli futbolcu Arda Güler'in Türk dizi tarihinde en çok izlenen yapımlarından birinde rol aldığı fark edildi. 19 yaşındaki futbolcunun 2013 yılında vizyona giren Besaçe Ankara Yanıyor adlı filmde çocuk oyuncu olarak yer aldığı ortaya çıktı. Gençler Birliği altyapısında futbola başlayan Arda Güler'in Besaçe'nin antrenör olduğu bir sahnede takım arkadaşlarıyla birlikte toplanarak taktik aldığı görüldü. Güler'in yer aldığı sahne kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Beşiktaş'ın futbolcusu Gökhan Tören'in kızı Anka 1 yaşına girdi. Düzenlenen törende partide deniz kızı olan Anka kostümüyle çok beğenildi. Mimar Buket Büyükdere ile mutlu bir evlilik sürdüren Beşiktaş'ın futbolcusu Gökhan Tören'in kızı Anka 1 yaşına girdi. Anka'nın 1 yaşına özel hazırlanan parti deniz konseptiyle düzenlendi. Doğum günü kızı Anka'da ilk yaş günü partisinde deniz kızı oldu. İki kızı olan çiftse düzenledikleri doğum günü partisini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Paris 2024 olimpiyatlarında mücadele eden A Milli Kadın Voleybol takımımız için özel olarak hazırladığı Sultanım şarkısını duyurdu. Filenin sultanlarının elde ettiği başarıların ardındansa takıma destek şarkıları artmaya devam ediyor. Şarkıcı Aleyna Tilki, A Milli Kadın Voleybol takımı için Sultanım isimli bir şarkı yazdı. Geçen yıl Büyük Kupa kazanan ve 2024 olimpiyatlarını güçlü bir başlangıç yapan takım için hazırlanan bu şarkı, Aleyna Tilki'nin takıma verdiği moral desteğini ifade ediyor. Şarkının sözlerinde, inanınca oluyormuş, kadının gücü tarihi yazıyormuş ifadeleri dikkat çekiyor. Tilki, şarkısında kadınların gücüne vurgu yaparak, aşk aşktır bak görüyor herkes, yürü sultanım sözleriyle takıma olan inancını dile getiriyor. İspanya'nın Euro 2024'te şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Lamine Yamal özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Sevgilisi tarafından ihanete uğrayan Yamal'ın yalnızlığı kısa sürdü. Futbolcu yeni kız arkadaşıyla görüntülendi. İspanya'nın Euro 2024 şampiyonluğuna ulaşmasında büyük pay sahibi olan Lamine Yamal özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 17 yaşındaki futbolcunun sevgilisi Alex Padilla sosyal medyada yayınlanan bir canlı yayında başka bir erkeğin kucağına otururken görüntülenmiş ve ikilinin ilişkisi sona ermişti. Videoda Padilla'nın kendisini çeken kişiyi fark ettiğinde "Beni mahvedeceksin" dediği duyulmuştu.
İhanet sonrası Padilla'yı takip etmeyi bırakan Yamal'ın yalnızlığı kısa sürdü. İspanyol futbolcu aldatılmasının ertesi gününde arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği bir partide yeni kız arkadaşıyla görüldü. Fenerbahçe ve A Milli takımın Ordinarius lakaplı unutulmaz futbolcularından Lefter Küçükandon Yedis'in hikayesi film oluyor. Lefter filminde ünlü sporcu Erdem Kaynarca canlandıracak. Galatasaray'ın Taçsız Kral lakaplı efsane futbolcusu Metin Oktay'ı ise Aytaç Şaşmaz oynayacak. Fenerbahçe'nin Rum asıllı efsane futbolcusu Lefter Küçükandon Yedis'in hikayesi film oluyor. Lefter filminde ünlü sporcuyu Erdem Kaynarca canlandıracak. Can Ulkay'ın yönetmen koltuğuna oturacağı, Ayşe İlker Turgut'un senaryosunu yazdığı film Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Filmde Galatasaray'ın Taçsız Kral lakaplı efsane futbolcusu Metin Oktay'ı Aytaç Şaşmaz'ın canlandıracağı belli oldu. En son Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonuyla ekranda olan oyuncu performansıyla adından sıkça söz ettirmişti. Futbolculuk kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Lefter Küçükandon Yedis, Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olarak kabul edilir. 1947 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Lefter, burada 17 yıl boyunca forma giydi. Türk futbolunun efsane ismi, aktif kariyerini 1965-1966 sezonunda bitirdikten sonra Samsunspor, Boluspor, Orduspor, Sivasspor ve Mersin İdman Yurdu takımlarında teknik direktörlük yaptı. Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zeyn küçük yaşlarından beri lüks araçları sürdüğü görüntülerle hafızalara kazındı. Her bir yeteneği ve öğrenme kabiliyetiyle dikkat çeken Zeyn bu kez yüzme konusundaki başarısıyla gündeme geldi. 5 kez dünya süper spor şampiyonu olan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zeyn şaşırtmaya devam ediyor. Kullandığı otomobil ve motosikletlerle sosyal medyada fenomen haline gelen, Instagram'da da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Zeyn bu kez yüzme konusunda başarısıyla gündeme geldi. Kayalıklardan denize balıklama atlayan Zeyn o anlarıyla beğenilerle buluştu. Atlayışının ardından bir müddet suyun altında yüzen Zeyn son başarısıyla da yine göz doldurdu. Genç yaşta gösterdiği üstün yetenekleriyle Zeyn geleceğin başarılı sporcularından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Paris'te dünya evine giren oyuncu Melisa Aslıpamuk'la futbolcu Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber geldi. Çift bebek bekliyor. Melisa Aslıpamuk'un hamile olduğu içinse dizi ve film tekliflerini reddettiği belirtildi. Oyuncu Melisa Aslıpamuk'la futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz Mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünya evine girmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Paris'te dünya evine giren çift bebek bekliyor. Pamuk'un hamile olduğu için dizi ve film tekliflerini reddettiği belirtildi. Çiftin bebeğinin cinsiyeti henüz bilinmiyor. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz haftalarda dünya evine girdiği eşi Melisa Aslıpamuk'la birlikte memleketi Trabzon'a gitmişti. Yaylalara çıkan çift, aile büyüklerini ziyaret etti. Sporcuların gizli dünyasının kapılarını Spor Magazin farkıyla sizler için araladık ve yine çok konuşulacak başlıkları ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki bölümde yine spor dünyasının nabzını birlikte tutacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın, spor dünyasındaki renkli ve heyecanlı anları da kaçırmayın diyoruz. Spor Magazin'de kalın, sporsuz kalmayın, hoşça kalın.